Hülya teyzeciğim, çok teşekkür ederim. Bu iyiliğinizi ömrümün sonuna kadar unutmayacağım. Ah Güzide. Yine yüzüne gözüne bulaştırdın. Farkında mısın? Senin boşa geçirdiğin günlerde o uğursuz kız kıymete biniyor. Tarık'ın dilinde sürekli Ayşe için, Ayşe için. Mutlaka telafi edeceğim. Ben sana güvendim. Daima arkanda oldum. Ama sen böyle yaparak beni sürekli hayal kırıklığına uğratıyorsun. Böyle yapmaya devam edersen başka çözüm yolları bulacağım. Asla. Ben size bir söz verdim. Ölsem bile o sözü tutacağım. O zaman elini çabuk tut. Ben senin için oğlumu karşıma aldım. Buna değdiğini göster. Ayşe, Ayşe. Benim Tarık'a Ayşe'nin o kıza ihtiyacı olmadığını göstermenin bir yolunu bulmam lazım. Sıla. Oğlum. Oğlum eziyet etme kendini. Annen de senin iyiliğini düşünüyor. Bazen aşırıya kaçıyor ama. İyiliğimi düşünmesi arkamdan iş çevirmesini aklamaz teyze. Oğlum sakin ol. Öfken hem kendine hem çevrene zarar veriyor. En çok da Ayşe'ye. Kendini düşünmüyorsan Ayşe'yi düşün. Öfkenden inazından uzaklaşırsa Ayşe'nin iyi olmadığını göreceksin. Bırak Ayşe'ye Elif baksın. Ona ihtiyacı var. Hiçbirimiz Elif gibi anlamıyoruz Ayşe'yi. O kız sadece Ayşe'nin kafasını karıştırıyor. O konakta olmazsa sorun kalmaz. Yani? Elif'i bırakacak mısın? Sadece bu konakta olmayacak dedim. Ah Ayşe. Ne durumdasın? İyileşebildin mi? Yanında olamadım. Üzüldün mü? Bilsem iyi olduğunu. Başka hiçbir şey istemiyorum. Bir gün, bir gün bile huzur bulamıyoruz bu konakta. Buna dur demenin bir yolunu bulmam lazım. Hülya teyzeciğim. Evet. Biliyorum, son zamanlarda canınızı çok sıktım. Ama şimdi söyleyeceklerimle yüzünüzü güldürebileceğime eminim. Umarım. Aklıma harika bir fikir geldi. Tarık'a o kıza ihtiyacımız olmadığını ispatlayacağım. Nasıl? Biz bugüne kadar Ayşe'yi birçok doktora, psikoloğa, pedagoğa götürdük değil mi? Evet. Sanki o şımarık kızı hizaya getirmek için başka çare yokmuş gibi. Ama hiç yaşıtlarıyla bir araya getirmedik. Güzide. Sakın konağa çocuk dolduracağım deme. Ayşe'nin zırıltısı yetti artıyor bile. Onu söylemeyeceğim. Ben diyorum ki Ayşe'yi şöyle kaliteli bir kreşe yazdıralım. Yaşıtlarıyla vakit geçirmek ona iyi gelecektir. Hem böylelikle toparlanması da daha kısa sürer. Tarık da Ayşe için o kıza ihtiyacımız olmadığını kendi gözleriyle görmüş olur. Fena fikir değil. Tarık'ı ikna edebilirsek denemeye değer. Ben hemen gidip Tarık'ı çağırayım. Birlikte ikna edebiliriz. Şevki ile Gönül'e de söyleyelim. Hepimizin aynı fikirde olduğunu görürse Tarık daha çabuk ikna olabilir. Bırak Ayşe'ye Elif baksın.
ona ihtiyacı var. Hiçbirimiz Elif gibi anlamıyoruz her şeyi. Bu kız bir sahtekar. Ayşe'yi kullanmasına izin vermeyeceğim. Tarık, müsait misin? Evet. Dinliyorum. Biraz salona gelebilir misin? Ne oldu? Hep birlikte konuşsak daha sağlıklı olur. Geliyorum.